Bıraktığın gibi buradayım. Ama bir anda Miran ters köşe yaptı ya. Bunun altında bir proje mi? Bunun altında bir çıkar hissediyorum. Çakal daha konserini dolduramıyorum. Sen kimsin? Aşk bitti falan. Ulan daha 10 gün oldu ilişkin. Ölümüne kankayız. Ne oldu, niye arkadaş aşk bitti? Bamyo soruyor abi. Ya bırak işte ya. Bamyo ya. Selin evlilik düşünmüyorsa ben bu işi bugün bırakırım. 15 yıldız otelde kalınca yumurta kırıcı mı veriliyor? Orada çok şeyler falanlar. Genel olarak depresyonum. Geçmedi. Hop, kavuştuk. Yine geldim. Nasıl istikrarlıyım ama? 3 haftadır söylemezsem olmaz masasında oturuyorum. Ama 3 haftadır çatır çatır her pazar YouTube'da videomu atıyorum. Herkes bıraktı gitti. Instagram'dan kısa yoldan parayı hop cebe indiriyorlar. Buralar dulluk. Dulluk mu denir? Ne denir? Evet. Dulluk. Buralar dutluk oldu, kurudu ama ben hiçbir zaman sizi bırakmadım. Gözlerini açamıyorsun. Tamam, yorgunum, onlar onu çok biliyorlar çünkü normalde bu saatlerde uyuyorum. Bugün asla uyumuyorum. Canlı yayın düzeni bizi çok kötü yordu ya. Vallahi çok yordu. Niye öyle oldu yorduk? Herkes çıtır çıtır işine devam ediyor, biz seninle beceremedik. Evet, gündüzleri uyuyoruz. Evet, uyumamamız lazım. Arkadaşlar ben niye size bırakmıyorum? Çünkü 4 yıldır biz çok büyük şeyler atlattık. Çok yollar kat ettik, büyük başarıları imza attık. Çok kötü çöküşlerime şahit oldunuz. Her şeyi yaşadık ama hiçbir zaman kopmadık. Mesela bazılarınız genç kızdı beni izlerken. Şimdi evlendi. Hep bebeğiyle izliyor. Daha büyümedi. Daha hepsi aylık. Hepsi daha minnak ama beni, sesimi bile tanıyorlar. Çünkü siz benimle o süreci yaşadınız. Ve o yüzden nasıl olurum? Evdeki ben 4., 2., 3. kişi olarak hissediyorum kendimi ve bağlılık çalıştırıyorum. Bağlılık, siz de bana çalıştırıyorsunuz. Sen de öylesin. Benim kadar bağlısın. Ve bundan kaynaklı kopamıyoruz sizden. Biz nereye? Siz oraya. Her şeyi size soruyoruz. Size ediyoruz. Sizdeyiz. Her zaman sizdeyiz. Ölürüm. Ruslar gibi gelirim. Yine buradan videomu çekerim. Aynen aynen. Çünkü DM'de mesela o kadar samimiyet yaşıyorsun. Samimi konuşuyorsun. Ben mesela bunu gittiğim illerde yaşıyorum. Abi ben o dediğim zaman, aa sen misin o dediğim zaman, belki onunla var ya. Ne muhabbetler yapmışım. Of, muhabbet kaynıyor yapmışım, değil mi? Yapmışım. Sohbet kaynıyor. Evet. Çünkü onların çoğu böyle resim falan olmuyor bile, biliyor musun? Belki fake'lerden de yazıyorlar. Bazısı şey diyor ya işte. Hatırlıyor musun, bu benim. Evet. Ve şurada sen şunu yapmıştık. Şunu aynen. Bu haberi patlatmıştık. Harikayız bence biz ya. Allah nazardan saklasın. Amin. O yüzden her zaman ben sizin karşınızda olacağım. Gücüm yettiği kadarıyla hep burada oturup burada iç içe en samimi halimle karşınızda olacağım. Ama burada senin bir ayrıca sözünü kesin ama evin gibi ya. Evim zaten. Şaka yapıyoruz tabii ki. Burası benim kalem ya. Evet. Ve kadınlar günümüz kutlu olsun. Bugün bizim günümüz. Evet. Her gün gibi. Arkadaşlar bugün de zaten izleyemeyenler için bir kez daha söylüyorum. Canlı yayını da kutladık ama yine biz burada kendi tarzımızla. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Ben sizi çok seviyorum. Yani abiniz sizi çok seviyor. Yağmur Çevik TV sizi çok seviyor. Bu aile sizi çok seviyor. Erkeklerimiz de tabii ki çok seviyoruz. Cinsiyetçiliğin ilanı değil bugün. Bugün sadece bu toplumda kadınların hiçbir koşulda erkeklerden ayrı olmadığını, her koşulda eşit haklara sahip olduğumuzu hatırlatma günü. Her alanda varız. NASA'da da varız. Her yerde olur. Her yerde varız. Bunu da hatırlatıyoruz bugün bir kez daha. Evet, sizi çok seviyorum. Ben de bir şey demek istiyorum. Sen demin dedin ya, kitlemin %80'i %90'ı kadın, evet, işte falan diye. Senin için bu daha kolay bir şeyse aslında. Bir insanın kadın kitlesinin fazla olması o kadar bir enteresan durum değil. Ama benim gibi bir erkeğin %95'i kadın olması ve bu anlamda da gerçekten daha değişik duygular içerisindeyim ben. Ama sen ben. Yani başka bir adamsın. Evet. Normalde eski hayatımda bu kadar küçük düşünürken şimdi 8 Mart Kadınlar Günü daha büyük düşünüyorum. Önceden senin bu hassasiyetin var mıydı bu konuyla ilgili? Vardı ama bu kadar yoktu. Evet. Ve ben de buradan bütün kadınlarımızın, sen de olmak üzere, beni doğuran annem olmak üzere, hepsi, bu yeryüzünde yaratılan bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz İstesim. İyi ki varsın. Bugün yine Merve Veziroğlu'nu anmak istiyorum. Bugün canlı yayında da söyledim. Sosyal medya hesaplarımdan da paylaştım. Ve buradan yine kanaldan sesleniyorum. Hiçbir kadının gözyaşı cezasız kalmasın. Özellikle ölümden dönen veya bugün hayatımız olmayan kadınlar için sesleniyorum ve bunu dile getirmek istiyorum. Kadın hakları adalet kısmında iyice sorgulansın, hafife alınmasın. Çünkü maalesef hala canımız burnumuzda geziyoruz. Arkamızdan bir bıçakla birinin bizi kesmeyeceğine ne malum. Bu bize has değil. Merve Veziroğlu için biz de buradan çağrıda bulunalım. Eşinin mahkemesi var ve gereken en büyük cezayı alır diye umut ediyorum. Özlediniz tabii ki göremediğiniz gözlerle algılarınızı açmamı. Değil mi? Seviyoruz sesi düşünmeyi. Yine çokça sesi düşüneceğimiz bir video ile karşınızdayım. Ama önce ne yapıyoruz? Diyoruz ki herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Haft-
haftada iki video atarken bu kadar influencerlar cevap vermiyordu. Ama haftada bir video atmaya başlayınca kıymete bindi videolarım. Şimdi bir video atıyorum, hemen bakıyorum, hop o cevap veriyor, hop bu cevap veriyor. Geçen videoda biliyorsunuz Ezgi Fındık'ı konuştuk. Dedim ki ben, Ebru Gündeş'in hayatı film olsa Ezgi Fındık oynamalı. Çok benzer hayatları var. İkisi de bir ayakları Dubai'de. İkisi de böyle çok ultra durumu yüksek adamları seviyor. Hani hiç göremezse Ezgi de böyle sıradan bir adamla. Ebru Gündeş'i de göremezse sıradan. Bir avukat olmuştur hayatına zamanında. Bir bilmem ne olmuştur. Hakan Altun olmuştur. Çok böyle istisnai durumlar olmuştur. Ama genelde biliyorsunuz böyle. Mars'ı satın alabilecek güçlü adamlar. Bunu derim. Bir gün sonra Ezgi'den bize bir cevap geldi. Dedi ki herkes, aa valla ben daha senin videonu izlemedim ama bak Ezgi senin videonu izlemiş. Ezgi de dedi ki ben de Ebru Gündeş fanıyım. Ve Ebru Gündeş'in en ikonik, yani hepimizin böyle hayatına bu şarkı dokunmuştur. Hepimiz sevgilimizden ayrılmışızdır. Hepimiz onu düşünüp bıraktığın gibi buradayım, yalnız değilsin, canındayım şarkısıyla ağlamışızdır yani. Dinleyelim. Bırak. Sen yalnız değilsin, canındayım diyorsun da Mirhan çoktan yalnızlığı kenara bıraktı yani. Ben bu ilişkiyi ilk böyle yorumladığımda vay be Mirhan'a bak diyordum. Çünkü bana öyle anlatıyorlardı. Bana ne anlatırlarsa biliyorsunuz. Ben burada gelip böyle höt diye olmasa da size tamamen mantığını anlatıyorum. Ve bana dediler ki Mirhan çok düşkün Ezgi'ye. Çok seviyor Ezgi. Böyle küçükleri boğuyor falan. Ama bir anda Mirhan ters köşe yaptı ya. Hani bir anda böyle sağ gösterip sol vurursun ya. Mirhan bunu yaptı Ezgi'ye. Hainsin Mirhan. Çıkacak senden bu. Bazen böyle çok sevdiğini anlayamazsın ilişkide. O seni, sana çok değer verir. O seni çok sever. Ama sen bunu fark edemezsin. Hatta şımarırsın. Aslında konumu çok iyidir. Ve orada çok bereketlisindir. Ama bunun farkında değilsindir. Hani böyle bir şımarıklığa vurursun işe. Sonra elinden böyle hop diye kaydığı zaman şey yaparsın. Ben isyan ettim. Farkına varmadım. Kıymetini bilmedim. Şükretmedim dersin. Böyle dank eder kafana seni böyle. Dank eder. Bir de hayatına böyle fırsat girdiği zaman ona böyle dört elle sarılırsın. Tamam mı? Çünkü sen bu fırsatı bana verdin. Ben bir daha bunu yapmayacağım dersin. Bunlar benim tamamen hislerim, hissiyatlarım, analizlerim. Hiç böyle bildiğim şey yok. Ezgi'den öyle bir vibe alıyorum. Öyle bir şey hissediyorum. Yani hala, yani tamam Ezgi çok evet haklısınız. Ben mesela Dubai'ye kaç yılında gittim? 4 yıl önce gitmişim. Tamam mı? Ezgi ayda 4 kere gidiyor. Ama ne var işte? Mirhan'dan sonra çokça gitmeye başladı. Yani o kadar giden kız, yani bu sayı yükseldi birden. Mirhan'la ayrılır ayrılmaz hemen Dubai'ye gitti. Hatta dedi ya eşyalarımı almaya gidiyorum. Mirhan'ın evinde mi kalmış? Onda mı kalmış? Artık her neyse. Ama tamam aldın gittin geldi. Şu an niye gidiyorsun geliyorsun? Ve üstüne bir de bu story. Bıraktığın gibi buradayım. Ne diyor yani? Ben buradayım gel diyor Mirhan'a. Bu budur. Ben öyle düşündüm. Belki tamam haklısın. Ebru Gündeş için de söyleyebilirsin. Senin videolarını izlediğine eminim ama ben ya burada... Ya orada şaka yapıyoruz. Evet. Gelemez. Evet. Biz sadece tesadüflere inanan bir kanal değiliz. Hep bunu söylüyorum. Kesinlikle. Ama denk de gelmiştir. Ben burada Mirhan'a diss attığını düşünüyorum. Dediğin gibi de gerçekten yani ters köşe yaptığı için Mirhan koşar diye düşündü. Garanti düşündü Mirhan'ın. Mirhan ondan ayrılınca senin dediğin gibi o vibe'ı ben de alıyorum. Üzülüyor sanki. Üzülüyor. Sanki ona diss atıyor. Normalde diss atmaz ama diss atıyor. Hepsine kabul ediyor. Çünkü Mirhan ayrıldı. Evet. Ayrıca şunu da itiraz ediyorum. Ebru Gündeş'in nasıl bir hayatını oynayacak? Ne hayatı benzer? Ay bir şey attın şey şu benzer. An ya. Oyunculuğu mu var kızın? Yani hayır. Ebru Gündeş. Ya, sen tip olarak diyorsun. Tip olarak da. Ha, tip olarak. Anladın mı? Hani böyle bir canlandırma olsa hepsinin Dubai'de bir bağlantısının olması tesadüf mü? Seviyorlar Dubai'yi gezmeyi. Allah Allah. Evet. Allah Allah. Kalemi atarım kafana. Oh, özledim böyle davranmayı. Şeyleri yapamıyorum. Bizimciğim senden çıkartırım bak. Nasıl ağladım geçen canlı yayında? Peki bizi nasıl ağlattın? Bir de o var yani. Sen niye ben ağlıyorsun ben ağlıyorum diye. Ama şimdi karşında sen ağlarsan. Ya sen niye ben ağlıyorsun? Bir de Tolga Savaş'ı ben de çok severdim. Ve orada çok güzel bir mektup vardı. 60 yıl sonra hani hiç düşünmeyip de. Evet. 60 yıl sonra adamı hani bu kadar yanmamız. Tolga Savaş'ın da biraz geçmişini Arto'dan öğrendik. Evet. Evet yani Tolga orada. Savaş'ı tamam orada bırakmışız ama Tolga Savaş çok bilgili bir insanmış. Ay çok. Mirhan'la Ezgi'deki. Ezgi üzüyorsun beni bak. Ben dayanamıyorum. Kadınlar böyle aşk acısı yaşadığında üzülüyorum. Sonra siz üzüldüğünüzde üzülüyorum. Üzülüyorum bakmayın ben böyle kızıyorum ama size bir o kadar da üzülüyorum. Ezgi'nin story'de bakarsanız bir arkadaşımız çıktı TikToker ve dedi ki Ezgi Fındık fake çanta kullanıyor dedi. Sonrasında birkaç tane daha influencer adı verdi. İşte Ceren Kaya vardı o da vardı bu vardı. Müşra bilmem Güler mi o kız vardı falan. O kızlar Ezgi de dahil olmak üzere, Ceren de dahil olmak üzere, ötekilerle dahil olmak üzere. Bu kız fake çanta takıyor. Videosundan sonra ben girmiyorum o diğerleri hani biliyorsunuz. Aman 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 evden köyden uzak.
Ama Ezgi benim her zaman konuştum ve tarzını çok beğenmeyeyim influencerlardan biri. Üzülmüştüm. Neden üzülmüştüm? İhtiyacı yok. Bir tane Hermes'in varsa var anam paşa paşa göster. Doğru muyum? Evet. Bir tane Chanel'in varsa paşa paşa göster. Ne getirecek bana? Sokakta beni daha mı çok seviyor? Lütfen bu algıya düşmeyin. Ama ben Ezgi'nin tabii ki bu şu an Reels'ında var diye Hermes'in kolunda görüyorum. Orijinal olduğunu gösteriyor. Evet. Hani Hermes varken Chanel'in lafı mı olur demeye getiriyor belki de birazcık. Gerçi o gün de masada bir Chanel attı. Bak orijinalim de var dedi. Hoş yapmayın dedi. Ama biz de istiyoruz ki o zaman varsa sat diye gerek yok. Hani olmuş o zaman da heves etmişsin almışsın. Ben o kıza bir şey diyemem. Ama size komik kalıyor değil mi? Evet. Şöyle bir şey gördüm. Burada dalga mı geçiyor şimdi? Böyle bir lafı var başta. 5 yıldız otellerde galiba böyle oluyor. 5 yıldızlı otelde kahvaltı yapınca herhalde böyle şeyler geleliyor. Yani ne için olduğunu bilmiyorum ama. Ben mantığı çözemedim onu. Ben de. Aa onu kırdı. Hayır kırmadı işte. Evet kırdı. Kırdı mı? Kırdı. Kırdı ve böyle elimle kırdı. Elimle kırmamak için. Elimle kırmamak için. Tabii Ezgi çok hoş bir kadın, çok güzel bir kadın. Estetiğe karşı değiliz tabii ki. Doğallığın kaybolmasına karşıyız. Bu beni çok üzüyor. Ben Ezgi'ye bakınca doğal bir yüz göremiyorum maalesef. Ama ne istiyorum? Doğal hareketler istiyorum. Doğal bir yürek istiyorum. Fitresiz bir kalp istiyorum. Ben bu görüntüyü sevmiyorum. Hani 5 yıldız otelde kalınca yumurta kırıcı mı veriliyor? Nasıl oluyormuş? Ben olsam mesela buna. Yağmurda içine bak da ondan sonra. Ondan sonra çekeriz. Tamam. Var tatlı anladım. Doğal influencerlar da var bunu böyle doğal yani, yapan. Evet. Mesela Kerimcan olsa neler yapardı evet, orada? Evet. Kerimcan'ı iyi seviyoruz işte. Bir site var. Site orijinal olmayan çantaları gösteriyormuş. Geçen gün de Ebru Şallı'nın çantasını paylaşmış. Ebru Şallı da pembe Hermes kullanıyormuş. Ve bu çantası da orijinal değilmiş. Bu sayfanın iddiası bilmiyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Bunun üzerine şimdi orada da bir Miu Miu çantası konu oldu ya. Bu TikToker kızın paylaştığı videoyu ve sonradan kaldırdığı videoyu. Oyda da Miu Miu çantalardan bahsedilmişti biliyorsunuz. Üzerindeki dikişlerden falan bahsetmişti. Duygun'un da bir tane çantası var ve o dikişler Duygun'un çantasına hakim değil. Acaba diyor takipçi Duygun çantası da fake olabilir mi? Arkadaşlar bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. Hani bunun bir sürü yöntemi var. Biliyorsunuz birebir orijinal çantalar da yapılıyor. Orijinal olmayan ama birinci kalite yapılıyor falan. Ama çok ikonik damgaları, vurguları varsa onları hissedebiliyoruz. İşte çarpılar veya kalın dikişler gibi. Evet Duygun'un çantasına baktığım zaman ben de bu kadar fazla dikiş görmedim. Bir de Duygun'un bir tane beyaz Dior çantası vardı. Beyaz Dior çantasını o zaman bir TikToker mı biri paylaşmıştı. Orijinal değil diye. Onun metalinden belli oluyordu. Bazı influencerlar için hatta bazı şarkıcılar için de bana zamanla söylediler. Fake bizden alıyorlar. Oraya kapalı çarşıya geliyorlar. Buraya geliyorlar diye ama bir şey diyemiyorum. Çünkü millet ne yapıyor biliyor musunuz? 5 tane orijinal çanta alıyor. Geri kalan 7 tanesini fake alıyor. Birinci kalite alıyor. Çünkü diyor ki ben 5 tane alabilecek potansiyel varsa bu 5'i de alabilirim. Ama işte o yüzden göze batmıyor. Evet tamam haklısın da ama yani empati kuruyorum şu anda. Yani pazara giderken de Hermes değil de Hermes'in çakmasıyla gidebilirsin ya. İşte bir şey diyemiyorum. Çalım ihtimali mi karşı? Diyorsun. Biri kolundan çekip yani götürür diye mi? Yani. Ya olabilir ihtimali. %10 ihtimal. Şimdi bana şey diyecekler. Kafamı yakıyorsun. Pollyanna, Pollyanna. Evet, evet iyi düşünler. Pollyanna. Kek kes bana. Evet, kek keseyim sana. Kek kes. Hayat müşteri keki ne? Keki ben kesiyorum. Yemeği ben yapıyorum. Çantanı ben taşıyorum. Arabanı ben sürüyorum. Kargonu ben veriyorum. Evet arkadaşlar bugün Kadınlar Günü olduğu için lisesi bütün gün kullanmayı düşünüyorum gece 12'ye kadar. Bir bunu doğum günümde yaparım. Bir de özel günlerde yaparım. 12'ye kadar onu getir bunu götür. Bence 365 gibi yapıyorsun. Kerimcan yine eril konusuna değinmiş son vlogunda. Kerimcan'ın vloglarını seviyoruz. İzlemeyi de seviyoruz. Ve muhabbete dönmüş. Ne muhabbete dönmüş biliyor musunuz? Ben ilk videoda dedim ya Kerimcan sana inanmamızı istiyorsan yani erile geçtiğini bize ispatlamak istiyorsan o dudakla yeri çeksin dedik. O da bizim videomuz yüklendi. Bir gün sonra Ezgi gibi cevap verdi ve post attı. Dedi ki dudaklarımı eritmeye gidiyorum. Bunun için de ilk adımı attım ve randevu aldım dedi. Ama son attığı vlogunda öyle demiyor. Ben de şu dudakları eritti mi? Dudakların boyutu okey mi? Ay saçmalama. Çok okey. Millet diyor ki şu dudaklarını da bir erit. Ne kim bekliyorsunuz diyor? Ya? Dudağın böyle olsun. Ne işliyorsunuz? Bence gayet böyle etli dudak gibi yani, görsen. Saçmalamayın. Natural fazla bu natural değil. Benim kendi dudağım bu zaten. 10 yıl önce Bakü'de bir yarım evet. Tüp yaptırmıştım. O zaten eriye eriye eriye. Ondan sonra bir daha dokunulmadı. Ay yok yok hiç dokunma dudaklarına. Çok güzel arkadaşım. Kim ne derse desin sahine de beni dinle. Seni her zaman canım.
Yani dişil enerjin daha yüksek gösterdiğin için daha böyle feminen geliyordu. Ama normal bir erillikte dudak o kadar gözümüze çarpmaz, bizi rahatsız etmez diye düşünüyorum. O yüzden evet, burada bir sistemini anlayabilirim. Tamam, dudakların kalın değildi, eski fotoğraflarım var, inceydi. Ama kötü mü şu an? Yok, şu an kötü gelmedi. Sadece hareketler. Bilmiyorum şu an ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşım? Alo! Kerimcan, buraya konuk geliyorsun. Hemen. Hemen Kerimcan arıyoruz. Diyoruz ki bu konuda bizi aydınlat. Hani Kerimcan etkileşim için oynuyor sizde, siz de düşüyorsunuz. Öyle mi diyorsun? Evet canım ya. Kız arkadaşı yok mu yani? Yok. Arkada görüşüyor ya. Falan. Bir arkadaş var. Kerimcan'ın bu konusuna değinmiş. Kerimcan da buna like atmış. Ne yazıyordu? Kerimcan'ın LGBT süresi doldu. 10 yıllık vize veriyorlardı. Kerimcan'ın vizesi doldu diyorlardı. Böyle bir espri ama Kerimcan da kendi like atıp gülümsemişti. Hatta bu videoya koyacaktım. Ama yok, silmiş demek ki. Kendine barışık bir arkadaş Kerimcan. Onu seviyorum. Esprilere güzel tepkiler, doğal tepkiler. Çünkü kendi çok espri yapıyor. Vloglarında görüyoruz. Bir eli kızlar cüce diyor. Neler diyor. Adamlara neler diyor falan. Seviyoruz, yakışıyor. Herkes yakışmaz. Ben yapsam nişlenirim. Ama yapınca gülüyoruz, değil mi? Huysuz Virgin, Okan Boyülgen. Mesela Okan Boyülgen yıllarca insanlarla dalga geçti ama herkes sırf dalga geçesini öyle gidiyordu mesela. O dönem gülüyordu. Şimdi biz yapsak bir konuğumuza, nasıl yani sen? Mesela Ceyda Tümenci ne yaptı konuğuna? Umarım kapı kapı gezmezsin dedi. Okan bunu yıllarca yapıyordu mesela ama artık o çağ yok. Evet. Kabul etmiyoruz, hiçbir şey kabul etmiyoruz. Yapamazsın diyoruz. Sana kalmadı bu iş diyoruz. Kendin mutsuzluğunu başkalarının üzerinden çıkartamazsın diyoruz. Hazal taşın oradan ne geçti Ceyda Düvenci'nin elinde? Kızın bütün bağırışlarını söyledi. Sen magazinci misin? Ben Yağmur Çevik olarak derim. Böyle bir iddia var. Doğru mu derim, bilsem bile. Ama diyor sen böyle böyle yapıyorsun. Duyur seslerinizi. Şimdi arkadaşlar, Hazal'la Ceyda, iyi hatırlattın. O dönem takipten çıktı. Biz bunlara girdik. Ama ya, zaten takipleşme veya takipleşmemeleri değil. O günden sonra asla bir daha yan yana gelmemeleri. Asla bir daha fotoğraflarını likelamamaları. Asla bir daha komşu olamamaları. Hazal taşındı oradan. Konuşmadan artık o arkadaşlık bitti. Kırıldı bir kere. Yani Ceyda Düvenci'nin kendisini yüksekten böyle bir gördüğü değişik bir tavrı var yani. Ya ben bunu söylersem bir şey olmaz diyor bence. Evet yani. Planlıyor onu öncesinde. Ya programın akışı mı sert davranacaksın ama bu sert davranma değil. Oraya gelmiş kapı kapı falan değil yani, bu değil. Kadın diyor ki kapı kapı gezmiyoruz zaten diyor. Ceyda Düvenci diyor ki evet aynen. Evet. Ne diyecek orada? Yani Hazal'la da o konuşmuştur. Bak seninle küçük küçük atışacağız. Hazal'la tamam demiştir. Ama Ceyda'nın o lafları söyleyebileceği Hazal düşünmemiştir yani. Çünkü surat da bozulmuştu o dönemde. Ama iyi bir yorumcu, iyi ben bir sunucu. Ben çok beğeniyorum. Güzelliği hani ayrı beğeniyorum. Bak burası bir hayranlık kısmı da var. Bak gerçekten işinden dolayı. Kişisel olarak hiç belki anlaşacağım bir tarz değil. Ama uzaktan izlediğimde yani mükemmel profesyonel bir insan. Hani bu kadınları bozma tarafı değil. İşindeki titizliği, bana arka taraftakiler çok mükemmeliyetçi bir yapısı olduğunu ve çok düzenli, prensipli çalıştığını söylüyorlar. Ama pesimist yanı var. Bunu da söylüyorlar. Tekrardan Kerimcan'a dönüş yaparsak, Kerimcan'ın bu erilliğe geçiş dönemi bayağı bir eleştiriliyor bu arada. Bazıları film olduğunu ve etkileşim olduğu için bunu yaptığını düşünüyor. Bazıları da yeni bir döneme geçtiğini düşünüyor. Ben Kerimcan için hangisi iyi olacaksa ondan yanayım yani. Etkileşim için diye düşünüyorsun. Yani etkileşim, bu bir şov. Şovda da bu gayet şu anda sizler tarafından acaba mı, nasıl? Her blokta bahsetmesini buna mı bağlıyorsun? Yani evet. Annesi bir torun verecek mi mesela? Verebilir mi? Soru ya, soruyorum. Onu bir çocuk yapmak için yapabilir yani. Sadece bir çocuk olması için hayatına bir insanı sokabilir. Öyle bir sürü ünlümüz var değil mi? Var yani, neden olmasın? Evet, insan sonuçta kendini yeni versiyonunu da görmek istiyor. Böyle bir şey de olabilir. Yani bundan sıkılmıştır. Bunu da denemek, bunu yaşamak istiyordu. Bir şey diyemezsin yani. Ama şu an bu cümlenin aklıma bu geldi ben. Zaten bugün konumda da vardı. Size sürprizlere gelmişim. Bugün benden yine bayağıdır beklediğiniz Cambly kodunu vermeye geldim arkadaşlar. Neden Cambly kodunu bekliyorsunuz? Çünkü artık hepiniz Cambly'yi kullanıyorsunuz. Birçok takipçim hayallerinin ilk adımı için Cambly ile tanıştı. Bugün birçok hayalindeki konuma erişti. İngilizce geçen seni konuşamıyorsa bu senin bir tık konuşmaya başladı. Hatta daha da iyi konuşmaya başladı. Keza ben İngilizce korkumu yendim. Çünkü ben ortamda konuşmaya çekiniyordum. Ve hep bunu vurgulu. Grup derslerinin en çok sevdiğim alanlarından biri. Başka neyi seviyorum? Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşuyorum. Bu benim için en önemli kriterlerden biri. Neyini seviyorum? İstediğim şekilde hocaya, istediğim yerden bağlanabiliyorum. Bir saat sınırlamam asla yok. Yeter ki Wi-Fi'ın ya da internetin olsun. Mesela diğer uygulamalarda öğrenciler ders yapmak için belirli saat dilimlerini bekliyor. Ama Cambly'de istediğin saatte farklı ülkelerden gelen arkadaşlarla konuşuyorum. Ve bana çok iyi geliyor. Cambly'nin bize çok açıdan tanıdığı fırsatlar ve avantajlar vardı. Her zaman ben ne diyorum? Önce kendini sev. Önce kendine yatırım yap. Her açıdan kendini geliştir. Hayattan belki bir işaret bekliyorsun İngilizce öğrenmek için. Nasıl başlayacağım diye. O işaret şu an burada arkadaşlar. Çünkü yılın en büyük indirimli kodunu getirdim.
Ayda 289 TL'ye başlayan fiyatlarla Cambly'nin en büyük indirimine abone ol. Sana vereceğim kodla, yani 10YÇ koduyla şu an Cambly'yi indirdiğin zaman ayda 289 TL'ye başlayan fiyatlarla kendine en büyük yatırım yapmış oluyorsun. Bugün Kadınlar Günü dedik, bugün en değerli sensin dedik. Tesadüf denk geldi bugüne ve istiyorum ki kendinin en farklı versiyonunun için bugün bu adımı at, kendine en büyük yatırımı yap. Ve kaldığım yerden devam ediyorum. Hemen Çakal açıklamasına gelmek istiyorum burada. Çakal'ı Eksel'den farklı seviyorum biliyorsunuz. Adından mıdır, sanından mıdır bilmiyorum. Geçenlerde kaza da yaptı galiba. Aa, öyle mi? Haberim yok. Var, yaptı. Ne kazası? Yani, bir yerdeydi. Yanlış hatırlamıyorsam ya Kıbrıs'ta ya başka bir yerde. Resmini bulacağım onun inşallah. Geçmiş olsun. Evet, arabası şeydi böyle. Kaza yapmıştı yani. Hiçbir şey olsun. Paylaşımı vardı. Bir klip için nereye gitmişse orada kaza yapmıştı. Yorum. Kız arkadaşın ayrıldı. Evet canım, onu biliyorum. Şimdi röportaj yapmışlar Çakal'la. Bir şey de bilmiyorlar röportaj yapan arkadaşlar. Bilsen şu an Çakal'ın Damla'dan sonra bir kız arkadaşı olduğunu, ondan neden ayrıldığını sorarlar. Ama tabii ki Damla diğer arkadaş oranla daha tanınan biri olduğu için otomatik olarak Damla ilişkisi Çakal öne çıktığı için Çakal'ı gördüklerinde mikrofon uzatıyorlar. Ben Çakal'ın ilk defa bir ilişki hakkında konuştuğunu görüyorum. Önce Çakal'ı dinliyoruz. Blok Yağmur 3 bu haberi girdi. Sana kayıt alan arkadaş çarpıyla kayıt almış. Sen mi aldın? Ben yani, çarpıyla mı kayıt aldın? Çünkü uzun bir şeydi. Tamamını almak için hızlı. Tamam. Hiçbir şey anlamıyorum. Lazım. Zaten rapçi olduğu için hızlı konuşuyor. Şimdi seninle alakalı gündemler de devam ediyor. Seviliyorsun. En son Damla'yla alakalı böyle senden de biraz bir şeyler duyarsak nasıl gidiyor? Beraber güzel zamanlar diyelim. Beraber eğlendik. O da çok kariyerine başarılı bir insan. Şimdi de böyle normal hayatımızda devam ediyoruz. Kariyerine başarılar diyorum ama. Yolun ayrıldı mı? Evet, ayrıldı. Ben biliyorsunuz herhalde. Bitme sebebi yaştan dolayı mı yoksa devamlı yaş konusu gibi? Hayır, yaştan dolayı o zaman başlamazdı. Damla'nın ayrıldığını neden falan. O işte kariyerini çok başarılı. Ben de çok başarılı. Kariyerin hayatına başarılar diliyorum dedim. Gönderdim. Ondan sonra bitme sebebi yaştan dolayı mı dedi. Hayır dedi. Yaştan dolayı bitme sebebimiz olsa zaten başlayamazdık ilişkiye. Hani bitmesine gerek kalmaz dedi. Devam ediyoruz. Hiç problem oldu mu peki? Yani seninle alakalı yok, geçtiğimiz dönemlerde ben böyle bir şeyler okudum. Hatta sen de söylüyordun galiba. Yaştan büyük kişilerle ya, beraber olduğum. Hayatımda hep kız arkadaşlarım kendimden yaşça büyük kız arkadaşlarım oluyor. O yüzden yaşla ilgili bir durum söz konusu değil. Her zaman kendimden yaşça büyük kızlarla beraber oldum. Ama en son daha gitti sevgilisi onun yaşıtındaydı. Genellikle desin. Türkçesine dikkat etsin. Diksiyon önemli. Çünkü neden biliyor musunuz? Herkes benden mükemmel diksiyon bekliyor ya. Ben de herkesten mükemmel diksiyon bekliyorum. Bakın ben çok iyi magazinciyim. Ya. Çok iyi analizciyim. Bak üstüme yok. Altın çizerek söylüyorum. Ama hiçbir zaman çok iyi diksiyonum var. Çok iyi İngilizce konuşuyorum diyeyim. Bir iddiam olmadı ki sen çıkıp beni orada eleştiriyorsun. Ama yani, ben en çok kendimi eleştiren bir insanım. Tam katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Böyle bir muhabbeti açtığın için katılmıyorum. Pardon. 50 tane orada beyni alan bir yorumu. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. 50 tane alan yorumu kesinlikle kabul etmiyorum. Bir de varsa mutfağımdan canlı yayına böyle 4 tane kameranın önünde mutfağımdan direkt böyle canlı yayınlara geçen 4 tane kameranın önünde 20 kişinin önünde böyle aslan gibi 2 tane insan önünde canlı yayın yapabilecek ve böyle o heyecansız böyle dört dörtlük böyle 20. programına kadar yapabilecek varsa gelsin yapsın o yazan arkadaşlar var ya. Biz mutfaktan canlı yayına geçtik arkadaşlar. Bakın mutfaktayız gördüğünüz gibi. Burada iki kişiyiz. Nereden nereye geldin? Biz tamam. Senin ilk videodaki konuşmanı da hatırlıyoruz. Anladın mı? Nasıl serttin? Neler neler yaşadın? Her şeyi biliyoruz. Bu süreci de görüyoruz. Sen kendi kendini yenileyen bir insansın. O kadar önemli insanlardan, o kadar değerli takipçilerimden güzel yorumlar, güzel telefonlar, hatta teklifler şu an geliyor ki yakında sürprizlerim var. Ben ne zaman size sürprizim var desem hiç boş çıkmadı biliyorsunuz. Yakında yine güzel sürprizlerim var. Benim hiç hayalini kurmadığım yine alanlardan teklifler geliyor ve dış sesle şu an değerlendiriyoruz bu tekliflerimizi. Ve şu an Çakal'a devam ediyoruz. Doğru. Peki tabii bir sile görseniz hani ya taşa görseniz şey yapar mısınız böyle çekiyor? Yok asla yapmam. Selamlaşır mısınız peki? Ama selamlaşırım hala. Yok hala. Selamlaşırım tabii. Evet diyor. Bir heyecan bitti diyor. O yüzden bitti diyor. Selamlaşır mısınız? Evet diyor. Selamlaşırız. Selamlaşırız diyor. Şimdi arkadaşlar biz bunları evde çok eğlenirken hoppidi gördük. Doğru muyum? Evet. Şimdi ben Çakal'ı bir ilişki hakkında konuşurken görmedim. Birincisi bu. İkincisi biliyorsunuz Çağrı ve Çakal fenomen soruşturmasında adı geçen isimlerdi. Ve herkes bu isimlerle ilgili bir iddiada bulundu. Kanallar konuştu. Oralar konuştu. Biz burada konuştuk. İşte Çakal'ın arkadaşı olan Çağrı aynı zamanda Ayran'a sevgilisi olan Çağrı Şahin, işte Veysel Şahin yeğeni de ilk defa tanımazdık. Hiçbirimiz bilmiyorduk. Dilan Polat ismiyle bu isimler yan yana alınınca tabii ki dikkati çekildi.
çektiği magazin konusu gündeme haline geldi. Damla Çakal sevgili olduğu dönemde tak fenomen soruşturması gündeme geldi. Gündeme geldi. İşte kara para aklanıyor, Wilfred Israr bunu yapıyor falan derken Çakal Damla aşkı etkilenmedi. Yani ben şimdi bunu çok sessiz düşünebilirim, analiz yapabilirim ama insanlara da zarar vermek istemiyorum. Ama Damla ile Çakal ilişkisi bana proje geliyor. Yani hiçbir zaman oturan bir ilişki değildi. Çağrı ile Ala ilişkisi belki daha belki yüksek ve gerçek bir ilişki olabilir ama ya bilmiyorum, Damla'nın hissine ben güveniyordum bu arada ama bunun altını bir proje mi? Bunun altını bir çıkar hissediyorum. Çünkü biliyorsunuz Çakal'ın bir sitesi vardı. Amerika'da kurulmuş bir siteydi. Bunları ben gösterdim, söyledim size. Sivitler satılıyor, montlar satılıyor ve fiyatları 80 bin, 90 bin. Dönelim ki Çakal daha konserini dolduramıyor. Üniversitede biletleri bedava satılıyor, konsere gelin. Dolmadı konser diye. Sen kimse senin takipçin alamaz ki. Senin takipçin en fazla 2 bin, 3 bin TL'lik senden alsa alsa bir şey alabilir. Kim, hangi takipçin var da senin hangi kitten 90 bin, 60 bine mont alabilir? Ama Çakal'ın böyle bir sitesi var. Ve güya bir markası var. Sonra zaten biliyorsunuz Çağrı'nın Amerika'da bağlantılar olduğunu falan biliyor. Belki o yardım etti. Belki ortaklığı dedi. Bir şeydir artık. Damla o dönem hiçbir şey olmamış gibi konserlerine gitti. Paylaşımlarını yaptı. Biletlerini sattırmak için uğraştı falan. Tam Çakal o dönemde bir konser gerçekleştirdi. Enteresan süreçler. Girsem girerim. Buradan çok şey de çıkartırım. Ama bunu yapmak istiyor muyum şu an? İnanın istemiyorum. Yani burada bir proje olduğunu düşünüyorum. Bunun altında başka işler olduğunu da düşünüyorum. Ama bambaşka bir şey de çıkabilirim. Mesela Çakal'la Çağrı takipten çıkmış. O kadar yakın arkadaşlar. Yedikleri şikayeli gitmeyen arkadaşlar. O pastalar kesildi. Çakal'ın konseri kutlandı. Biz hiç ayrılmayız. O adamın men, rap dili falan biliyorsun. Sokak tarzı. Ölümüne kankayız. Ne oldu? Niye arkadaşlık bitti? O öküzü bitemez bu. Mi yani? Ama bir dakika, ne oldu? Ama bilmiyorsan bak şimdi bak, ne olduğunu öyle bir şey ki Çakal'la Damla ayrılıyor. Üzerine Ala ile Çağrı büyük bir aşk yaşıyor. Hatta Cahil'e bana bir görüntüsü geldi. Seni seviyorum diyor Çağrı Ala'ya. Sonra tekrardan ayrılıyorlar. Ala bütün reels'leri falan kaldırıyor. Bu sürede Çağrı ile Çakal birbirini takipten çıkıyor. Markaları vardı. Tamam. Ben sana anlatayım. Ne var burada? Şimdi Çağrı ile Çakal arkadaştı samimiydi. Sonra bunlar bir grup kuralım, ne yapalım? Hemen Ala geldi. Ala'nın en iyi arkadaşı Damla geldi. Bunlar çıktılar, eğlendiler. İlk önce Fire'yi veren Damla ile Çakal oldu. Sonra Ala ile Çağrı Damla olmayınca, Çakal olmayınca Ala ile Çağrı da ayrıldı. Sonra Çakal ile Çağrı birbirine iyi bir arkadaş olduklarını düşünmedikleri için de arkadaşlıklarını bozdu. Ben hep dünyasında bu kadar para olmadığını düşünüyorum. Mesela Çakal hep özel uçaklarla geziyordu. Başka Çağrı'yla takıldığı için Çağrı'nın durumu iyi ya. Şimdi niye küsler o zaman? İşte arkadaşlıkları uymadı. Tuhaf geliyor yani. Çakal'ın çıkıp bugün de Damla ile ilgili aşk bitti falan. Ulan daha 10 gün oldu ilişkiniz. 15 gün yaşadınız. Ne çabuk aşk yükseldi de bitti. Daha aşkı seni kavraman 1 ay, 1,5 ay, 2 ay alıyor. Doğru muyum? Acaba aşk, ay bugün çok yüksektim, kalbim küt. Bugün yanına gittim, heyecanlanmadım. Daha bunu anlaman kavraman. Ama gördük biz ayı. Yani bir şeyler dolu dolu yaşıyorlardı. Damla dolu dolu gösterdi. Çakal Damla ile ilgili ne gösterdi? Yine vardı hikayeleri işte. Ya bir tane uzak tutan story geldi Çakal tarafından, ne geldi? Yani yakın olmasa da kendiyle böyle etkileşim uğruna attığı videolar vardı yani. Aşk yaşılar demiyorum. Birbirine takıldılar. Takıldılar. Okey, ben de kabul ediyorum. Birbirine uymadılar, ayrıldılar. Damla bu süreç üzgündü falan. Bilemedim. Çok enteresan şeyler. Çok enteresan kafalar. Belki Çakal ayrılmıştır. Çakal ayrıldı zaten. Yani şunu demek istiyorum. Ne ara bu aşklar başlıyor, ne ara bitiyor. Sonra hemen Çakal bir kızla aşk yaşadı, dağa götürdü onu, geldi falan, o kızdan ayrıldı. Bitmiş bak. Sen magazinci onu bilmiyorlar orada soru sorarken. Ya ben artık hiçbir şeyine inanmıyorum ya. Böyle bir şey olmaz ya. Bu nasıl bir şeydir ya? 3 gün çık ondan ayrıl. Kubilay Kaya'yla bir hafta çık ondan ayrıl. Herkes Damla ile ilgili şunu söyle, farkında mısınız? Çok eğlenceli bir kız. Bana da öyle anlatıyorlar. Ben de Damla'yla ara konuşuyorum. Bence de çok eğlenceli bir kız. Ama bir şey eksik yapıyor yani. Bu adamlar bir haftada ayrılmamalı senden. Tam Ala da öyle. Ala Damla'dan daha hızlı. Damla o kadar hızlı değil onun kadar. Ala ondan daha da hızlı. Ala saklamıyor evet. Bu arada. Ala ben öyleyim diyor yani. Canım ne isterse falan diyor. Damla hani daha duygusal bir ruh. Gözüküyor belki de. Şey vardır ya, Hime'nin kaplanı. Evet. Atılgan. Hani böyle atılganı vardı. Hı. Kılıcı değdiğinde evet. Olur ama özelinde böyle titriyor. Evet. Damla öyle biri. Özelinde daha hani kötü anlamı söylemiyorum. Evet, evet. Daha böyle. Yani o büyük panikler yani evet, bir şeyden. Evet. O Damla'nın o şeyinin yani o bizde gözüken o ne bileyim işte kurulu bence yani. Veya insanları bozan veya böyle yukarıdan bakan tarafının altında esasında. Yorumlara takılan, üzülen. Yorumlara bakmayıp hiç bakmak istemiyorum, beni çok etkiliyor diyen bir tip aşkında esasında. Aşkında da öyle.
Ben öyle yaparken bu niye böyle düşünüyor? Ben sesi düşünüyorum. Evet. Aldım ondan elektriğe göre yorum yapıyorum. Anladın ya da analizlere göre, izlenimime göre, takip ettiğime göre. 4 yıldır ben bu insanları konuşuyorum artık. Bu insanların hayatta her zaman tepelerin olan bir anaları var, bir bacıları var. Bir de ben varım. Hiç ayrılmıyoruz. Hiçbirimizden ayrılmayı düşünmüyoruz. Evet, bir de öyle bir öyle şey oluyor. Öyle beraberiz. Evet, bir de öyle bir şey oluyor ki yani şimdi restoranta gittiği zaman onu gören garson bize anlatabiliyor. Veya güvenlikten geçtiği zaman abla ya bak aynı böyle yemin ediyorum diyebilecek çok pozisyonumuz oluyor. Yani biz bunları topluya biz de bir kişilik yaratıyoruz yani. Hayırlısı olsun. Çakal adıyla yaşasın. Hep onu söylüyorum. Çakallığına devam. Klipleri güzel. Şarkıları arada güzel. Onun dışında benden bu kadar. Neye gelmek istiyorum biliyor musunuz? Damla Altun dolgularına gelmek istiyorum. Geçen gün Damla Altun İtalya'ya gitti. Buradayken hiç sorun yoktu da durdu İtalya dedi ki arkadaşlar dedi dolgularım ne takıldınız dedi. Yüzüne gözüne ne yaptınız Damla diye yazmışsınız. O da ne var yüzümde gözümde bir şey yok diye bir story attı. Bir dinleyelim. Biz Como'dan ayrılıyoruz. Burada da güneş açtı şansımıza. Sabah da biz ya buraya yakalanmıştık. Son paylaştığım videoda işte yüzüne ne oldu falan yazmışsınız. Muhtemelen çok mu esenli falan gözüküyor bilmiyorum. Ama dudağımdan çerçevelemişim. Şişim tabii haliyle. Ondandır arkadaşlar. O videoda vallahi son odaklanca alışıyor benim suratımdı ya. Arkada tekne geçiyor. Göl manzarası var falan. Bu konuda hiç anlaşamıyoruz sizle. Arkada tekne var şey var siz beni olgulama takıldınız diyor. Tam haklı olabiliriz okey. Bunu bazen ben de sistemini yapıyorum. Size o kadar güzel bilgiler o kadar güzel detaylar veriyorum ki elime takılmış. Saçına takılmış. Saçımın arkası kalkmış ona odaklanmış. Obsesifmiş de bilmem neymiş de. Gözüm kısıyormuşum da görmüyormuşum da falanmış da. Gözün de bozuk aynı. Benim gözüm bozuk benim kısık. Evet. Şey eğer böyle bir şey dinliyorsam da kısarım. Acil doktora da gitmem lazım hep bunu söylüyorum. Ama ben de baktım bu videoya Damla. Ben Damla'yı severim her zaman söylüyorum. İyi bir vlogger. Kız yemek veriyor 10 yıldır. Karşısında şu an çok güzel oluyor görüyoruz. Her geçen gün daha iyi oluyor. Ama her geçen güne değişiyor. Bunu hissediyorum. Yani ufak dokunuşlara asla karşı değilim. Ama Damla'nın ifadesinde de baya bir değişiklik var. Bir Dilara Aydın gitti. Onun yerine Ezgi Fındık geldi. Bambaşka bir kız oldu. Yani o tamamen her yerde oldu çene falan. Damla Altun'da bambaşka bir kız olma yolunda ilerliyor. Ben artık abartı buluyorum. Hatta geçen gün bu kadar mı ya? Bana bir takipçim atmış. Arkadaşlar zaten şu fotoğrafa baktığınızda yanaklara dolgu yapıldığını görüyorsun. Damla bize ne diyor? Benim dolgum yok diyor. Sen bir anket yaptın. Ne çıktı? %80. Bir şey yaptırdığı çıktı. Zaten Damla bu story attı. Herkes koştu. Dedi ki bize nasıl ya biz Damla'nın dolgu yaptığını biliyoruz. Damla bize elimize büyüdü. Şimdi ben Damla Altun gibi hep böyle benim övdüğüm, benim böyle desteklediğim bir influencer biliyorsunuz. Yıllardır hiç bende değişmedi. Ara ara kızarım ama genelde severim. Ama mesela ben beklerdim Damla'dan dürüst bir şekilde. Hani böyle ben nasıl gidiyorum? Bak çok ufacık dedim. Değil mi? Çok minicik. Gitti bile benim dolgum. Bak kalmadı bile. Bir spor yaptım gitti. Ufacık. Burada bir dokunduk arkadaşlar. Çünkü benim yüzüm yuvarlak. Bakın çene dolgusu yaptırdım sivri olsun diye. Ama burada böyle şey kaldı. Topik kaldı. Burayı bir tık çıkıntılık yaptım demesi dese daha tatlı olacak. Doğru muyum? Evet. Açıklama beklerdim. Bu olmamış. Onlar bu yaz evleniyor değil mi? Evlensin artık onlar. Duygu bir yorum beğenmiş geçen gün. Biri demiş ki gerçek mother of influencer demiş Duygu'ya. Duygu da bunu beğenmiş. Şimdi diyorlar ki Danlı Edis mi? Duygu'nun geçenlerde paylaştığını sen paylaştın mı? O gülme bilerek böyle sahte bir gülüşü vardı. Mutaflı olan. Paylaştım. Mutaflı olan. Bakalım ona bir daha. Sen onu onun için paylaştın değil mi? Yani o gülmeyi. Güldü de çok saçma bir şey. Konuyu da anlayamadık her zamanki gibi. Hep anlatır ya Duygu bir şeyler. Evet. Ama hiç anlayamayız. Kendi gülüp kendi konuşanlar. Kendi gibi. Anlıyor, kendi gülüyor evet. Falan. Yine kendinin anladığı bir olay yaşamış. Yine kendi gülüyor sonunda. Biz hiçbir şey anlamadık. Bir daha bakalım. Havaalanındayız. Maxim takımla Portekiz'e gidiyor. Ben de menajerimle Paris'e gidiyorum. Neyse o lunch'dan indi. Biz de diğer lunch'a gidecektik. Ortada buluştuk. Ben boynuna atladım. Maxim'le yanından geçen yabancı takım arkadaşlarına şey diye bağırıyor. She's my wife. Hani ben random bir şekilde üstüne atlayan kız sanılmamam için. Geçmedi. Sonunda yapıyorsun ya böyle. Ben de böylece bak. Aynıyız bak. Yani bunu şöyle de anlatabilirsin. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bir sesi gördüm. Arkadaşlara gidiyordu. Gittim arkadan sarıldım. Herkes baktı. Anlamadılar tabii bu kız kim diye. Hayranı falan zannettiler. Hayranı falan zannettiler. Yeçe kızımızı falan diye baktılar. Böyle anlatıyor çünkü biliyorsunuz. Eşi deyince herkes böyle bir kaldı falan. Hani böyle anlatmak. Komik yine değil. Çok da komik bir şey değil de. Hani o da coşku anlattı evet, ya. Evet. Ben de bir coşku anlatayım. Coşku anlatamadım ki çok iyi taklit ederim. Çok iyi rol yaparım biliyorsunuz. Ama şu an onu bile yapamadım yani. Duygu'nun 10 dakika güldü. Ama Mutaf'ın herhalde oradaki haline var. Hey, arkadaşlar bu benim karım yani yanlış anlamayın falan bu haline gülüyor herhalde değil mi Duygu? Duygu hep maçta hep gidiyor kocasını izlemeye hiç mi görmemişler Duygu'yu? Görmemişler demek. Random bir şekilde Duygu görmemişler mi?
Demiyorum. Hay Duygu ya. Geçen onu yazdım işte. Hani hepimiz yol kat ettik. Bak ne diyorsunuz? Daha akıcı konuşuyorsun. Daha güzel konuşuyorsun. Daha iyi analiz yapıyoruz. Daha güçlüyüz. Sen çok daha iyi konuma geldin. Anne oldun. Baba oldun. Hayatta çok daha işler başardın. Hastaydın. İyileştin değil mi? Hepimiz yol aldık. İngilizcen yoktu. İngilizce öğrendin falan. Kendimi tekrar hatırlatıyorum. 17 çek konuda arada giriş yapıyorum. Duygu hep aynı. Hep aynı. Bulimi olduğundan ağladığından hep aynıydı. Kocasını görünce random bir şekilde üstüne atlaması da hep aynı. Niye? Duygu hiç yol kat etmedi mi yani bu süreçte? Değişmiyor. Sunny Side Up tarzı da hep aynı. Snob, o snob ruhunu atamıyor. Yani Duygu tatlı kız, asil kız, hep bunu söylüyorum. Bak mesela geçen gün kankisi Müşra evlendi. Duygu gitti mi? Gitmez. Ne dedim ben size? Siz daha Duygu ile Büşra kanki kanki takılırken, evde partilerken, ben size ne dedim? Onların öyle partilerine bakmayın. Araları açık dedim. Ona biri geldi dedim. Sen dedin ki aa bak tezin şey çıktı işte. Var ya o bekleyenler hazırda. Ne oluyor? Vur işte Duygu ile. Dedim ki yo oynuyorlar göstermelik. Duygu'nun işi kan ağlıyor. Niye kan ağlıyor? Çünkü hoş olmayan manzaralar yaşanmış. Paris'te düğünde. Şatoda kaldılar ya. Orada kulağıma benim duyumlar geldi dedim. Ben dedim Duygu'nun yerinde olsam affetmem dedim. Bana eğer anlatılan doğruysa. Ama Duygu görüştü. 3-5 görüştü. Sonra dedi ki ben yapamayacağım daha, Müşra benim için bitti dedi. Şimdi Müşra düğün oldu. Bir insanın düğününe gelmez. Sen daha o insanı denk gelir misin? Yarın bir sinir geçer barışlar ama bana anlatılan doğruysa hiç yan yana gelmezler diye düşünüyorum. Gamze Erçel'le çok yapmış. Yine samimiyetini sorguluyorum şu an bunun. Spora gittiğini gösteriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Yapabilir ama yani yapamaz. Şu an, bak şu anda şop yapıyorsun? Şöyle bak yapabilir. Şu anda şop yapmayan kadın yok herhalde. Yani. Ama bir de çıkıp bakın arkadaşlar video çekip de bilmem neler de açısını falan yapıp da gördük kızlar o fotoğraf burada mı? Koyalım o fotoğrafı buraya. Minim minim çizmişler bize nasıl kaymış park eder şeyler. Bir de insanın gözünün içine bakıp yok dolgum yok, yok şeyim yok, çopum yok demiyorlar mı? Ben bunu çıldırıyorum artık. Yani ben mesela üzülüyorum bana yazan kızların. Çok üzülüyorum arkadaşlar bunu söylediğim için. Yani %90'ı yapıyor yani görüyorum böyle. Tamam hepimiz yapıyoruz ufak tefek de bu gözlerin içine bakarak da arkadaşlar yok ya popom kalkık sporla kalktı benim. Hayır canım benim göğüslerim büyük zaten niye öyle diyorsunuz demeyiz yani demememiz lazım. Orası öyle maalesef. Onu hala aşamadılar ya. Düşünseler böyle etrafında büyüyenler etrafında yükselenlerin %80'i sırf doğal olduğu için insanlara geçiyor. Bak bir dene önemli değil seni beğenip beğenmemesi. Doğal olmayı gerçekleştir bence. Yalan bile söyleyebileceğin yerde doğal bir yalan söyle. Yani yapamadım de beceremedim de kusura bakmayın de. Doğru. Yok öyle bir şey yok. Yok. Maalesef yok. Çekiniyorlar mıdır hala? Güzellik algısından çıkamıyorlar mı? Özlem Öz. Bamya soruyor abi. Ya bırak işte ya. Bamya ya. Nereden bamya olabilirim dedi. Evet. Ama git süper fresh var mı? Hadi sonradan yazdılar bamya tohumuymuş. Ya bamya tohumu nerede satılır? Ya, bunlar inanıyorlar ya o kadar üzülüyorum kuyumcuda ki. Kuyumcuda mı satılır? Nerede satılır abi? İnanan var. Biosim onları yazıyor. Buradan alabilirsin Özlem. O zaman pazara gittiğinde sen boşuna gitmişsin Özlem Hanım. O kadar pazar storiesi çektin bize. Samimiyet dedik ya. Melis İşitel'le geçen gün Nerm Özdemir. Sen bir aşağı alsana bir olayı. Ben karıştırmıyorum aşağıya. Nerm Özdemir Dyson'a bir reklamını yapıyor. Evet. Yani bu ne diyorsunuz buna? Maşa mı? Aynen. Tamam düzleştiricisi. Evet düzleştiricisi reklamını yapıyor. Bizim Melinati de her zaman olduğu gibi aynı kelimelerine kadar, sözlerine kadar aynısını o da reklam işbirliği yapıyor. Tabii arkadaş yakalıyor. Çünkü yani giriş cümlesi bile aynı. Yani Dyson savaşları işte, düzleştirici savaşları falan yani replikler bile aynı. Ve sonra kız böyle bir hikaye atıyor. Tamam ben de var hikaye. Amacım asıl olay çıkarmak değil ama özellikle makro influencer'a bazen kredi vermeyi unutuyorlar. Tabii ki aynı tarz içerik çekmekte sorun yok ama cümleler bile aynı olunca ben de en azından bir orijinal içerik üreticisi etiketi süper oldu. Özellikle bu işi daha uzun sürede yapan kişiler. Ha kız küçük benim konuşmamı bile birini alıyor diyor. Doğru muyum? Evet. Çalışmamış kendi. Hatta arkadaş bu videonun altına gidip yazı yazıyor. Keşke kredi verseydin. Açılış cümlesi bile benimkine aynı olmuş. Ama canın sağ olsun gülme işaretiyle bunu destekliyor. Melis cevap verdi mi? Melis de hemen hemen 3-4 tane yorumda cevabını görürken hatta bir altındakine cevap verirken arkadaşa maalesef vermiyor. Hatta arkadaşın yorumu 300-400 like'a kadar çıkıyor. Ona rağmen vermiyor. İşte rahatlar. Ya şimdi bir şey olacak mı Melis'e? Yok. Ya takipçilere küs çekmiyor. Biz Melis'i 6 Şubat depreminde gittiği için yargılamadık. Biz Melis'i o tarihte olduğunu ispatlamak için hep yaptık. Böyle yapıyor Melis. Biz telefonda yakaladık. Oradan geçerken Amsterdam'da ekrandaki sayıdan yakaladık. Hepsinin kayıtları var. Ve hala ona rağmen yakalamamıza rağmen bir açıklama yapmadı. Bir aynen. De aksini iddia etti. O zaman hadi başlayalım o zaman. Ne dersin? Bitti mi konuların? Nasıl sevdiler yalnız? Bugün de biraz sert sorular da aldım. Allah hadi hızlı zaman. Arkadaşlar bu sorular sizin olduğu için sorumluluk size ait. Ali Atay, Hazal Kaya açık ilişki yaşıyor mu? Hayır. En fazla çapkınlıklar olur. Ama kadın tarafından değil. Ali'den olur. Evet. Söylemezsen olmazdan mutlu musun?
Mutluyum. Ölü töreninde Aslan Doğan'la selamlaştın mı? Veya dikkatini çeken bir şey var mıydı Aslan Doğan hakkında? Ben zaten daha öncesinden de tanıyorum. Görmüşlüğüm falan var Aslan'ı. Çekiniyor. Bir çekingenlik hissediyorum. Benim enerjimden. Rahatsız. Onu hissediyorum. Göz göze gelmemek için, falsa vermemek için. Ama gereksiz yapıyorlar bu kasıntıyı. Ben öyle bir insan değilim. Bir de böyle bir detay yakaladım. TV8 kameramanıyla geziyor. Yani bir muhabirleri var arkasında gezen. Onlarla geldiler, onlarla gittiler. Bu kısım tuhaf geldi. Ama onun dışında bence gayet asil ve yakışan bir çift. Arda Ela. Demet Özdemir güzel mi? Göz göze geldiniz mi? Demet Özdemir bütün akşam gözleri bizim oradaydı. Niye onu hiç anlamış değiliz. Kadir yani Güneş niye? Olayından diye düşünüyorum. En son Kadir Güneş. Bir gıcık olmuş bana. Çünkü ben ödül alırken de birçok alkışlamadı salonda. Herkes alkışladı. Bu etrafın söylediği. Yeşe kızdan yakaladı. Ben öyle şeyden konuşuyordum hiç farkında değilim. Ama bence dolgular yakışmamış. Yine aynı kanaati getiriyorum. Ve ben zaten Demet Özdemir'in her zaman tarzında beğenmediğimi söylüyorum. Biraz bana ürküş geliyor. Kendi çok hoş kadın. Çok iyi bir kadın. Herkes çıktı gitti. Evet. Ama Demet Özdemir kaldı gece sonuna kadar. Hem oradaki Down sendromlu arkadaşlarla ilgilendi hem de öğrencilerle ilgilendi. Bu benim için 10 numara bir hareketti. Burada da söyleyeyim. Selin Alan ilişkisi sence nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Alan zaten soğuk bir adam. İlişkide sevdiğiyle vakit geçirmeyi de seven ve buna önem veren bir adam. Ama Selin'i biz anlayamıyoruz ya. Selin iyi bir kız. Kötü bir kız değil. Kendi aynı bir kız ama mesela Paris'e gittiğini kaç kere Louvre Müzesi'ne geldim bilmiyorum. Kaç kere bu restoranda yemek yedim bilmiyorum. Kaç kere bu caddede dondurma yedim bilmiyorum. Fitreli bak. Fitreli bir kız. Hep bunu söylüyorum. Her zaman da bunu söylemeye devam edeceğim. Mesela bir tane story attı. Aa işte burada şu an evliliklerinin 10. yılını kutlayan bir arkadaş var gibi bir şey söyledi falan. Aa işte ama biz evlilik neyse ki düşünmüyoruz diye bir dipnot düştü. Biz de aldık bunu paylaştık. Hatta kendi şey demiş biri. Aa aşkım niye öyle şeyler söylüyorsun? Şimdi senin evlilik meraklısını anlayacaklar diye bir takipçisi yorumlayıp paylaşıyor bu arada. Bak sonra kendine diyor ki aa evet öyle anlayacaklarını biliyorum ama ne Alan ne ben düşünmüyoruz. Selin evlilik düşünmüyorsa bak ben onun yüzüne söylüyorum. Ben bu işi bugün bırakırım. O kadar eminim. Evet beyaz ojeyi her zaman sürebilir kabulüm. Hiçbir şey demiyorum. Ama her tatilde de beyaz ojeye denk gelmezsin arkadaş. Herkes bordo el alıyor, yeşil el alıyor, mavi alıyor teklifi. Ama Selin herhalde beyaz ojeli almak istiyor. Çünkü Dilara Aydın öyle aldı. Damla Altın öyle aldı falan ya. Bunlar biliyorsun. Biri bir şey yapınca hepsi onu yapmak gereğini bulundukları için. Ama bence Selin evlenmek hemen istiyor. Çağla Çetinöz ve Merve Kutlu neden küstü? Ya konuştum ama unuttum. Bilmiyorsun. Biliyorum. 3 kere video çektim ama unuttum. Yağmur Çevik. Çocuk düşünüyor musunuz? Evet. Çok tatlış bir bebek olmaz mıydı? Olur. Çocuğun olsaydı bir erkek ve bir kız ismi olsaydı ne isterdin? Hiç düşünmedim biliyor musunuz arkadaşlar? Melis Sezen'in yeni saçlar için ne düşünüyorsun? Yakışmış. Sibine Şükrü ilişkisinde kim daha baskın? Hemen size burada farklı bir analiz yapayım. Bunu herkes bilmez. Şükrü ile ilgili bana bir takım iddialar geldi. Hepsini burada söylemeyeceğim. Narsist olduğuna dair bir takım bulgular varmış. Her ne kadar Sibil daha aktif, daha şey gözükse de Şükrü bana söylenene göre bunlar duyum. Arkadaşlarına bile müdahale edebiliyormuş. Yani bugün çıkmana gerek yok. Bugün spora götürelim seni. Şu saatte spora git. Çünkü şu an evde otur ne gerek. Yorgun geldi. Yani bir manipüle yanı varmış. Her ne kadar Sibil aktif ve baskın gözükse de arkada Şükrü. Ama vizyon kısmı Sibil'de. Anlayan anladı beni şu an. İbrahim Selim neden ayrıldı hakkında bilgim var mı? Ayrıldı mı onlar? Evet ayrıldılar. Sen sordun mu bizim arkadaşlara? Sormadım işte. Ama sorman lazım. Evet. Aa. Sormadım. Ama geçen Zorlu'da gördüler 2 hafta önce. Ayrılmış. Yani resimler falan tamam, da kalmış. Ben ona çıkadım. Resimleri kaldığı da gizliyorlar kendilerini. Öyle bir neden var yani. Başka bir insanla da görüntü diyen var. Ben yalan. Biliyorum. Sen onu teyit et. Senin en yakın arkadaşının evet. Arkadaşı. Dambi'den geliyordu. Evet. Onu teyit et öyle. Evet. Yağmur geçen video hepimizi ağlattın. Bu ara duygusal mıyız? Evet. Biri bana dedi. Balık yeni aydaymış. Bir de ben zaten biliyorsunuz. En son burç olduğum için her burçta ne dolunay ne tutulma ne bilmem ne varsa hepsi bana yansıyor. Bir de bende şöyle bir şey oluyor. Her şey çok iyi gittiğinde yükselişinde daha bir duygusal olabiliyorum. Hani bazı insan daha agresif olabilir. Daha ukala daha egolu oluyor. Mesela hemen bir ego geliyor. Şimdi benim yanımda şu an bir influencer olsa of kanala çıkmış canlı yayın. Sokakta tanınıyorum ama şu an daha çok tanınıyorum. Daha fazla DM geliyor. Şu an her şey çok daha iyi hayatımda. Ego kasar da kasar ben gitgide daha şey oluyorum. Daha duygusal, daha böyle kendim olmalıyım, kapılmamalıyım bu büyüye. Sakın yağmur diye bastırıyorum. Belki bunlar benim biraz duygusallık durumumu aktifleştiriyor. Arto nasıl biri? Bak böyle biri. İlk bana verdiği ifade bu işte. Arto komik biri. Öyle söyleyeyim. Yusuf Güney'in söyledikleri gerçek mi? Bir kısmı gerçek. Bir kısmı evet, gerçek. Evet bir kısmı yani gerçek. Kenan Işık olayları falan. Bak onu bilmiyorum. Aslı bak çok farklı bir açıdan değerlendirdi. Onu uzmanlar tabii ki daha iyi bilir ama bazen kaybolan insanlar varmış astral seyahatte. O yüzden ben böyle şeylere girmem. Korkarım. Bilmiyorum. Tabii ki o çok bilimin üstünde bir şey astral seyahat. Şimdi bunlar çok bilimle kafa kafaya giden olaylar. Ama Antarktika'da başka bir hayat var. Bu dünyada başka kapılar var.
var. Bunlar doğru. Bunları göreceksiniz. Bunlar iddia tabii değil mi? Bunlar iddia. Tamam. Yani bunlar senin iddia. Yani bu sizin gibi düşünenlerin iddiası. Murat Boz neden yalnız veya hayatında biri var mı? Hayatında çok kadın var. Yazın hep paylaşıyoruz mekanlardan. Çünkü her YÇ kızı bana şunu söyledi. Abla işte Murat Boz şu an önümüzdeki kızla fik fik halindeydi. Fik fik derken benim onlar. Ertesi gün başka mekanda abla Murat Boz kızla çok kötü şeydi. Samimilerdi. Elleri tutuşarak çıktılar. Bütün yazımları söyledik zaten. Bütün magazinlerle paylaştı. Diğer magazinlerle paylaştı. Ama bence ciddi ilişkiye girmek istemiyor. Hayat yaşıyor. Duygu hamile mi? Değil. En yakınına sordum. Hayır dedi. Ki iki gün önce Maxim'de hatta bir tane post attı. Kadeh var elinde. Yani hamile değilim. Aslında postuydu. O gece YÇ kızları da oradaydı. Ve çatı çatı iş geçmiş. Eylem tok konusu hakkında bildiklerin var mı? Bildiklerim yok ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Herkes şu an aynı yere doğru değiniyor. Ben şunu sorguluyorum. O araçta bazı arkadaşlar da vardı ya. O arkadaşlar kimlerdi? Hani niye onlar hiç soruşturulmuyor? Mesela anne o telefonları topladı ya. Ben bir kadının, özellikle bir annenin o kaza anında, şok anında bu kadar kafasını çalışacağını düşünmüyorum. Yani birinden talimat aldı gibi geliyor. ABD vatandaşı olmasına rağmen bu çocuğu niye Mısır üzerinden aktarmalı gitti? Kadın neden çıkıp devlet güvencem olursa ben geri gelirim dedi. O kadının geri gelmeyeceğini çok iyi biliyorduk. Bazı katakulliler var ama ben devlet değilim. Bunun böyle detayına kadar araştırayım. Yani bu puzzle böyle değil. Bunun altından çok başka bir şey çıkacak. İlahi adalette zaten bir şekilde kendini gösteriyorsa biz bunu göreceğiz ve biz bunu konuşacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkürler bizi yine aydınlattığın için. Arkadaşlar unutmayın, yine her perşembe akşamı sizlerden soru alacağım. Ne kadar güzel sorular, sizle alakalı sorular. Ben sormuyorum, siz soruyorsunuz. Hiç Yağmur o yüzden bana kızma. Sorular bizinkilerden geliyor. Evet, bir de bu akşam sahura kalkıyoruz. Yok canım. Yani onlar, bugün değil, evet, pazar akşamı için söylüyorum. Akşam, evet. Yarın 11 ayın sultanını karşılıyoruz arkadaşlar. Bizim için en önemli aylardan biri. Hangi aya denk gelirse gelsin ama 11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılıyoruz. Bizim için Müslümanlığın hatırlandığı, ibadetlerin yükseldiği, maneviyat duygusunun has seviyeye ulaştığı bir ayın içinde oluyoruz. Herkese iyi Ramazanlar diyorum. Herkese iyi Ramazanlar arkadaşlar. Umarım bu ayda bütün yapacağınız sevaplar, iyilikler kabul olur. Amin. Hani seviyorum. Ben Ramazan'ı çok seviyorum. Sofralar bereketli. Sahur güzel oluyor. Sahur çok güzel oluyor. Hani gerçekten. İftarda açıyorsun ya böyle. Evet. Televizyona falan da böyle. İftarın son böyle 45 dakika pide almaya falan gibi bir zaman geçiriyorum ya. Sen çok güzel oluyorsun. Yani orada zaten bütün vücut düşmüş, parmak ucuma kadar uyuşmuşum falan ama böyle. Ama şeyden sonra, o yemekten sonra, o Türk evet. kahvesi. Evet. Böyle bir keyif oluyor ya. Umarım herkes Ramazan'ı güzel karşılar, bereketli karşılar, sofralarımız bereketli, kalplerimiz iman dolu olsun diyerek Kambil'i hatırlatıyorum burada size yine. Yılın en büyük kampanyasıyla Kambil'i tekrardan karşımıza arkadaşlar. Ayda 289 TL'den başlayan fiyatlarla bugün kendine en büyük yatırımı yap ve sana vereceğim 10 YÇ koduyla şu an indirdiğinde sen de kendindeki sınırları zorla yepyeni bir versiyonun ile karşı karşıya kal diyerek sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Neredeyiz pazartesi günü? Söylemezsen olmazlar. Saat kaçta? 08.45'te. Hayır, 9'a 5 kala. 9'a 5 kala. Canlı yayın başlıyor. Önce VTR'si var. Hadi kaçtım. Görüşürüz. Bye bye.